Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler efendim. Borsa İstanbul'da son duruma bakarak başlayalım mı? Nasıl seyrediyor hisseler? Global tarafta hava pozitif şu anda ve anlık seviyelere baktığımızda Borsa İstanbul 100 endeksi ve 30 endeksinin yaklaşık %0.50 primli olduğunu görebilmekteyiz. Tabii son dönemde özellikle 1500 psikolojik seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte önemli düşüşler izledik. Buradan toparlanmaları gördük ama tam anlamıyla Borsa İstanbul yukarı döndü diyebilmemiz için erken. En azından 1500 eşik bölgesini kısa vadeli olarak da 1460 seviyelerini takip etmekte fayda var. Hem kendi iş dinamiklerimizdeki gerek ekonomik gerekse dış ülkelerdeki iletişimlerimizi inceleyeceğiz. Dış tarafta da global borsalardaki yukarı yönlü zirve seviyelerinden tekrardan yeni rekor seviyeleri oluşturacak mı? Bunları da takip ediyor olacağız. Peki efendim kurlarda son durum ne? Dolar Türk Lirası tarafına baktığımızda yukarı yönlü hareketler 8 seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor. Özellikle 8.48'lerden sonra bir düşüş gerçekleşti ama psikolojik seviye 8 seviyesinin altında bir reaksiyon görmedik. Bu sebeple de Türk Lirası bu süreçte gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında tam anlamıyla güçlü diyebilmiş değiliz. Bu da 8 seviyesi altında bir hareketi oluşturmuyor. Bu anlamda da 8 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe kur tarafında tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimali ön plandadır diyebiliriz. Peki efendim 15 Nisan'da para politika kararı belli olacak. Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarında yakından takip etmişsinizdir. Hemen 200 bas puanlık bir artış yaşanmıştı biliyorsunuz. Hemen bunu indirme gibi bir niyetimiz yok. Bu algı çok yanlıştır dedi. 15 Nisan'da nasıl bir karar bekliyorsunuz? Şimdi iktisadi anlamda baktığımız zaman enflasyon, kur, küresel gıda fiyatları, kendi iç dinamiklerimizdeki gıda enflasyonu, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ister istemez enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketleri destekliyordu. Nitekim de zaten yılın ilk çeyreğinde enflasyon tarafında bu zirveler bekleniyordu. Ama işin içine katılmayan husus Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle birlikte kur tarafında oluşan algı, yabancı tarafından borsa tarafına gerçekleşen güven kaybı, Merkez Bankası'nın Kasım'dan itibaren oluşturduğu kredibilitenin ister istemez biraz zedelenmesine sebep oldu. Burada da yeni başkanın özellikle faiz indirimine ilişkin arttırılmaması gerektiğine ilişkin daha önceki yazılarda ister istemez piyasa dinamiklerin gündeminde oldu. Tabii ki yeni başkan bu konuyla alakalı bu algıyı kırabilmek için çok önemli mesajlar verdi. Ama tabii ki piyasa bu mesajların resmiyete kazanmasına ihtiyacı olduğunu görüyor. Bu sebeple de 15 Nisan'daki toplantı önemlidir. Ancak burada sadece 15 Nisan değil, ay sonundaki enflasyon raporu sunumu da çok kritik olacaktır. Merkez Bankası bu toplantıda faiz tarafında bir değişikliğe gitmeyecektir. Ama metin içerisinde yeni döneme ilişkin acaba bir indirim mesajı verir mi? Yani sıkı para politikası hususuna sıkı sıkı bağlı kalacak mı? Yoksa burada bir gevşek görüntü ya da bir yumuşama olacak mı? Metin içerisinde bunu takip ediyor olacağız ve ay sonundaki enflasyon raporu sunumunda enflasyona ilişkin beklentilerde bir revize var mı? Yeni başkanın ilk resmi toplantılarındaki sonuçlar gerçekten yeni dönem beklentiler açısından da kritik olacaktır. Peki efendim Biden teşvik paketlerini yayınlamaya bu konunun üzerinde gitmeye devam ediyor. Bu teşvik paketinin piyasaya sürülmesi küresel piyasalarda nasıl bir etkiye yol açıyor? Tabii ki şu anda ülkeler koronavirüs sürecinden kurtulabilmek için ya da ekonomik tahribatı minimuma indirebilmek için ciddi anlamda teşvik yapıyor. Ve yeni başkan Biden da bu teşviklerini süre gelen bir şekilde devam ettiriyor. Önce 1.9 trilyondu, şimdi 2.3 trilyon tarzında. Tabii bu ister istemez piyasalarda biraz daha olumlu havayı sürdürüyor. Yani borsaların fiyatlama reaksiyonlarına baktığımızda S&P 500 gibi endekslerin zirve seviyelerini tazelediğini görebilmekteyiz. Şu an için hava olumlu ama tabii ki yeni dönemde bu teşviklerden sonra
işin ekonomik göstergelerindeki pozitif iyimserliğin daha da istekli boyuta gidebileceği ve Fed'in de bu noktada parasal genişleme sürecini azaltabileceğine ilişkin vereceği mesajları en azından 2021 yılı sonundan itibaren takip ediyor olacağız. Peki efendim, altın cephesine bakalım. Geleneksel yatırım aracı çoğu ekonomistin görüşü bu yılın altının yatırımcıya çok kazandırmayacağını söylüyor. Siz altının gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii global taraftaki altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketler ister istemez iç tarafta gram altın ya da altın işlemcilerini biraz daha zora soktu. Neden? Çünkü altın düşünce dolar Türk lirasındaki hareketler ilk etapta stabil kaldığı için gram altını 400 seviyeye kadar çekmiştik. Hatta bir nebze daha altına sarkmış ama gram altın yine en azından yeni çeyrekle birlikte 2021 yılının kalan döneminde yine kendisinden söz ettirecek. Ama tabii ki ister istemez 2020 yılındaki performansını beklemek doğru olmayacaktır. Burada global tarafta ons altın dinamiklerini takip ediyor olacağız. Orada da 1755 seviyesi çok önemli bir direnç noktası. Aşılması durumunda 1820'lere doğru bir formasyon hedefi olabilme ihtimali gram altını da ister istemez yukarı çekecektir. Ama ben biraz daha gram altın ya da altın dinamiklerinde yılın kalan zamanlarında daha pozitif bir performans oluşturacağını düşünüyorum. Ama tabii bu çok sert bir değişimden ziyade kademeli bir şekilde yıl sonuna kadarki bölümde yukarı yönlü reaksiyonların devam edeceğini söyleyebilirim. Peki efendim, güne dair aktarmak istedikleriniz yatırımcılara hangi alanlarda uyarmak istediğiniz konular var mı? Özellikle bu dönemde gerek borsa içerisindeki Borsa İstanbul Yüz Endeksi dışındaki hisselerdeki değişimler, gerekse kripto paralardaki çok sert fiyat değişimleri ister istemez yatırımcıların getiri arayışında birazcık daha adrenalini yükseltecek hamleler oluşturmasına sebep oluyor. Bu sebeple de özellikle almış olduğunuz ürünü nasıl aldığınızı bilerek yatırım kararları vermeniz gerekiyor. İşi bilmeden, öğrenmeden, bu konuyla alakalı detaylı araştırma raporları incelemeden sadece kulaktan dolma tüyo bilgilerle işlemlerden uzaklaşılması gerçekten hayati bir önem taşıyor. Peki efendim, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet efendim, GCM Menkul Değerleri Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ayyıldır bizimleydi. Borsa İstanbul Altın Cephesi'ne de, kurlara da onunla baktı. Kendisine aktardığı bilgiler için çok çok teşekkür ederim.